Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray Giresun Spor karşısında mağlup oldu. Tabii 90 dakika boyunca atak olmaya çalışan, oyunu 3. bölgeye yıkan ve hep sonuç alma amacı güden bir takımın son dakikada bireysel ve bir hatadan gol yemesi ve mağlup olması insanları üzüyor, isyan ettiriyor ama bu tür mağlubiyetler olacaktır. Bütün takımlar için dört büyük takımı kastediyorum özellikle bu tür mağlubiyetler olacaktır. Ayrıca bu tür mağlubiyetlerin telafisi de vardır. O açıdan bakmak lazım. Tabii diğer açıdan düşündüğümüzde eleştiriye açıkta çok fazla nokta var Galatasaray'ın oyununda. Bir kere oyun organizasyonu, hücum organizasyonu açısından Galatasaray eksik. Çok çalışması gerekir. Bilhassa teknik heyetin çok çalışması gerekir. Elbette ki yeni oyunculardan kurulu takımın neredeyse yüzde altmışı değişmiş, yüzde yetmişi belki de oranı daha da yükseltebiliriz. Değişmiş bir ekipten bahsediyoruz. Bu ekip bir anda adapte olması, oyuncuların birbirine alışması ve organizasyonu yani teknik heyetin hayal ettiği, teoride uygulamaya çalıştığı organizasyonu pratiğe geçirmesi kolay olmaz. Bunları da söylemek lazım ama Giresunspor bildiğim kadarıyla iki hafta maçında evinde Demirspor'a mağlup oldu. Giresunspor geçtiğimiz sezona göre istediği transferleri yapamadı. Çok daha mütevazı ölçülerle transferler yaptı. Yani bu takım karşısında Galatasaray'ın içeride iç saha maçında ne kadar uyum sorunu yaşarsa yaşasın galip gelmesi gerekiyordu. Bu eleştirinin birinci noktası. İkincisi yani oyun organizasyonunu yerleştirmek için iyi oyunculara sahip olmalısınız. Bu oyuncuların bireysel performansı da üst düzeyde olmalı ama belli ölçülerde de Galatasaray'ın oyun organizasyonu açısından problem yaşasa pozisyona girmesi lazım. Ben doğru düzgün bir pozisyon hatırlamıyorum. Nitekim Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada Haris Seferovic'in pozisyonu dışında net pozisyon üretemedik dedi. Asıl mağlubiyetten ya da işte bireysel hatadan gelen gol sonrası ortaya çıkan sonuçtan ziyade önemli olan bu. Galatasaray niye pozisyon üretemiyor? Ee, Haris Seferovic hazırlık maçlarında attığı gollerle sonradan girip e, oyuna attığı gollerle alkış almıştı e, ve bir anda aa bakın Galatasaray ne kadar güzel bir transfer yaptı. İşte Fenerbahçe beğenmedi, almadı ama Galatasaray aldı iyi yaptı. Yorumları yapılmıştı. Bunlar erken yorumlardı. Çünkü hazırlık maçları hiçbir şey şekilde e, ölçü değildi ama Haris Seferovic dün bence çok elverişli pozisyonlardan yararlanamadı. O pozisyonlardan yararlanamadığı için şimdi başta yapılan yorumların tersini yapmakta haksızlık olur. Çünkü bir oyuncuyu tanıyabilmek, bir oyuncunun yeni gelen takımda, yeni geldiği takımda gerçek performansını test edebilmek için en azından 5 tane resmi ve zorluk derecesi yüksek maçta izlemek lazım. O yüzden ne hazırlık maçlarında attığı gollerle Haris Seferovic'i gerçekten iyi transfer olarak nitelemek doğru ne de e, Dünkü maçta e, harcadığı pozisyonlar nedeniyle yerin dibine batırmamak gerekiyor. Eğer böyle yapılıyorsa bu da yanlış. Ama e, eleştiriyi gerçekten hak eden bazı oyuncular var. Onların başında da Kerem Aktürkoğlu geliyor. Çünkü Kerem Aktürkoğlu başına buyruk bir oyunu oynuyor. Galatasaray gibi yüksek organizasyona sahip e, olması gereken takımlarda böyle futbolcular elbette ki e, bireysel yetenekleriyle Bazen iş yapabilirler ama uzun vadede kalıcı olamazlar. Böyle oynarsanız Avrupa'nın iyi takımlarına gitme şansınız yok. Temel eleştirim şu: bir kere oyun disiplinden kopuk, başına buyruk hareket ediyor. Orta açması gereken yerlerde ve kendini geliştirmesi gereken en önemli nokta bu karar noktaları. Yani doğru orta açmak, ne zaman orta açacağını, ne zaman kareyi düşüneceğini iyi kestirebilmek. Bu noktalarda çok ciddi problemler yaşıyor. Her ne kadar Yunus Akgün sönük gözükse bile oyun bilgisi açısından bence Kerem olduğundan çok daha iyi bir futbolcu. Büyük takım yapısına uyabilecek nitelikte bir oyuncu Yunus Akgün. Ee, ama Kerem Aktürkoğlu için aynı şeyi söyleyemiyorum. Eleştirilerim eleştirdiğim oyuncuların başında geliyor. Kendini geliştirmediği sürece Galatasaray'da da 11'deki yerini koruyabileceğini düşünmüyorum. Hamle oyuncusu olabilir. İşte iki adam geçiyor, üç adam geçiyor, vuruyor tesadüfen gol oluyor ki dün çektiği bir şut vardı, dönerek vurduğu şut. Orada da doğru vuruşu yapamadı. Yani e, bu noktalarda final noktalarında bitici olmadığı sürece e, Galatasaray'a para kazandırarak Avrupa'ya iyi takımlara gitmesi mümkün gözükmüyor. Van Anholt e, çok koşuyor, mücadele ediyor ama Van Aanholt'tan beklenen şey eğer çizgiyi bütünüyle kullanan bir oyuncu olması gerekiyorsa doğru ortalar yapması, sonuca yönelik oynaması lazım. Attığı ortalara bakın hepsi taca gidiyor. O açıdan da eleştiriyorum. Abdülkerim Bardakçı elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Abdülkerim Bardakçı dün bir hata yaptı. Gol yedi. Hazırlık maçlarında da gol yedirmişti Abdülkerim Bardakçı. Ve eleştirilmişti. Ve... Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın e, ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu bir transfer yarışının da e, öznesiydi. Böyle bir hikayesi var. Yani kulüpler onun için yarıştılar ve Eder'inden daha fazla para vererek Galatasaray'ın transfer ettiği söylemleri hat safhada onunla ilgili olarak. E, ben bütün bunlardan bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yani ne kadar verilmişse verilmiş. E, ondan sonra oyuncu bireysel açıdan hata yapabilir. Ayağından top kaçırıp gol yedirtebilir. Kendi kalesine gol atabilir. Ben bunlara bakmıyorum arkadaşlar. E, Abdülkerim Bardakçı'nın geçen sezon ligin, Süper Lig'in en iyilerinden olduğunu kabul etmek lazım. Konya Spor'daki performansını da alkışlamak lazım. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Abdülkerim Bardakçı iyi bir futbolcu. Bunu söylemek lazım. Ben genel performansı, oyun karakteri yapabilecekleri potansiyeli açısından değerlendiriyorum. Dünkü maça istinaden konuşmuyorum. Bireysel Atayi dünyanın en iyi futbolcuları da yapıyor. Evet. Bütün bunları alt alta koyduğumda Abdülkerim Bardakçı ile ilgili söyleyebileceğim tek şey şu. iyi futbolcu ama Galatasaray için yeterince iyi değil. Galatasaray'ın standardında bir oyuncu değil. Galatasaray'ı taşıyabilecek bir stoper değil. Şimdi bununla birlikte Galatasaray'ın acilen bir değil iki tane stopere ihtiyacı olduğunu stoper transferinin hat safhada gerçekleşen bir acil ihtiyaç olduğunu söylemek gerekiyor. Olsen'in transferinin bittiğinden bahsediliyor. Olabilir. Olsen bir görev adamı. işte İskandinav ülkelerinin disiplin anlayışına sahip, oyun anlayışına, teknik direktörün verdiği talimatlara sadık kalarak oynayan bir futbolcu. Ama Galatasaray'ı kalkındıracak, Galatasaray'ın oyun kurmasını sağlayacak bir stoper değil. Ama bir şekilde artık transfer döneminde sonuna geldik. Galatasaray'ın stoper alması lazım. Çünkü Erden Timur'un laflarından da anlaşıldığı üzere Nelson'un iradesi gitmekten yanaymış. Sevilla onunla ilgili bir görüşme yaptı. Ama hep söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Sevilla'nın birinci planda beklediği, ağır transferini arzu ettiği oyuncu değil. O yüzden çıkış maddesi 25 milyon euro ama bu paranın hiçbir kulüp tarafından ödenmeyeceğini bildiğimiz için Erdem Temirup ilk temasta Sevilla'dan 20 milyon euro istemiş. Fakat asla bunu ödemeyecek Sevilla. Bundan adım gibi eminim. Çünkü gördüm. Neyi gördün diye soracak olursanız. Sevilla'nın yaptığı son teklifi bu teklifin detaylarına hakimim. Bu tekliften sonra bir daha teklif yapmayacak Sevilla. Bunu anlatayım da sonra o teklifin detaylarını paylaşırım son bölümde sizlerle. Neden yapmayacak? Çünkü Marca'da Sevilla, Marca'da Nelson'da Sevilla'nın Galatasaray'da geçen sezon izlediği oyunculardandı. Her ikisini de izliyordu ama Sevilla'nın izlediği zaten çok sayıda oyuncu var. Dolayısıyla Monchi ile yaptığım görüşmede Monchi aslında doğruyu söyledi. Bir kere e, o dönem için Galatasaray'la bağlantı kurmamıştı. Bağlantım yok diyerek yalan söylemedi. Ama e, Sevilla e, Marka A'ya ilgi göstermiş. Başka Sevilla'lı direktörler markanın menajeriyle bağlantı kurmuşlar. Bu bir. E, ama Monchi birinci planda markanın transferini düşünmüyordu. E, transfer edildi. Çünkü bu transfer e, konusunda Sevilla'nın e, bastırmasını sağlayan başka kişiler vardı e marka ile birlikte Nelson'u da izliyordu fakat Nelson da birinci önceliği değildi Sevilla'nın ama bir kişi var ki inisiyatif kullandı ve Sevilla'nın Nelson transferine yoğunlaşmasını sağladı. Ne marka ne Nelson birinci ikinci seçenek değillerdi ama transfer süreçleri böyledir. Birisi gelir çok etkilidir. Kulüp düzeyinde ya da işte kulüpte operasyonları yapan sportif direktörü etkileyen birisidir. Böyle bir güce sahiptir ve bu gücünü kullanır. Marka transferi öyle oldu. Eğer Nelson transferi gerçekleşirse Sevilla adına Nelson da öyle olacak. Ee, tabii Nelson'la Marka'nın uyumlu bir e, görüntü sergilemesi de Sevilla'nın sportif direktörünü etkileyen faktörlerden ya da Sevilla'nın işte bu transferde adım atmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi. Bir kişi var. E, Sevilla direktörü, sportif direktörü Monchi ile ilişkileri çok iyi. E, Monchi onun sözüne itibar ediyor. Şu ya da bu şekilde itibar ediyor. Nedenini nedenini söylemiyor. O bende kalsın Nedenini çok iyi biliyorum da bir şekilde Monchi'yi etkileme gücüne sahip. Yıllardır Barcelona'da yaşıyor. Çok uzun süredir ömrünün neredeyse dörtte üçü Barcelona'da geçmiş birisi. Bayram tutumlu menajer biliyorsunuz. Monchi ile iyi ilişkileri sahip. Bayram tutumlu. Marka ve Nelson konusunda Sevilla'nın yoğunlaşmasını sağlayan, Marka transferini gerçekleştirmesini sağlayan, Nelson'la da ilgili birden fazla teklif vermesini sağlayan kişi. O olmasaydı bence marka transferi gerçekleşmesiydi. O olmasaydı bence Nelson konusunda belki teklif verebilirdi Sevilla ama ısrarcı olmazdı. Aslına bakarsanız verilen son teklif, önceki gün gelen son teklifte bundan sonra ısrarcı olmayacağı anlamına geliyor. Teklifin detaylarına gelecek olursak Sevilla 15 milyon euro ödemeyi vaat ediyor Galatasaray'a ama peşin değil. 4 tane eşit taksite bölüyor bu 15 milyon euroyu. 4 tane eşit taksitin her bir taksiti 3 milyon 750 bin euroyu ifade ediyor. İlk taksiti bu ayın sonunda yani Ağustos'un 30'unda ödemeyi planlıyorlar. İkinci taksit bir sene sonra tam bir sene sonra 2023 30 Ağustos'ta. Üçüncü taksit 2024 30 Ağustos'unda ve son taksit 2025 yılında ama Haziran'da 5 Haziran'da ödenecek. Bunlar 4 eşit taksitte ödenecek paralar ve toplamını baktığımızda toplamı 15 milyon euro ediyor. Elbette ki bu açıdan değerlendirdiğimizde toplama bakarak değerlendirdiğimizde e, marka transferinden daha fazla para kazandırıyor e, Nelson Transfer'i diyebiliriz. Ama Galatasaray'ın çok daha fazla sıcak paraya ihtiyacı var. 3.750.000 Euro Galatasaray kesmez. Bir sene sonra bekleyip bir sene bekleyip bir 3 milyon 750 bin euro daha alacak. Yani seviye diyor ki e, ben çok ısrarcı değilim diyor. Zaten teklifin niteliği içeriği kendini gösteriyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde. Ayrıca 3 milyon euroluk bir bonus maddesi koymuşlar sözleşmede gö gönderdikleri teklif kağıdında gördüm. 3 milyon euroluk bonus maddesi de futbolcu e, resmi maçların %70'inde oynamayı başarırsa devreye girebilecek. Ama sadece o kriter değil başka başka baş başarı kriterleri var. İşte şampiyonlar yine başarılıysalar, grubu geçmişlerse, Copa del Rey'i kazanmışlarsa, şampiyon olmuşlarsa vesaire vesaire. Bunlar da uzak ihtimaller. Yani 3 milyon euro daha vaat etmiş de e, işte toplamda garanti olmamakta birlikte toplamda 18 milyon euroya ikna etmiş oluyor. Ama o 3 milyon euro'nun ödeneceği garanti değil. İşte başarı kriterlerini, maç oynama adedini falan filan gerçekleştirirse oyuncu. Eee işte 20 milyon euro istiyor. eğer bu son teklifini seviye kabul etmezse seviye bir teklif daha vermeyecek Galatasaray'a. Ben o açıdan futbolcunun iradesi gitmekten yanaymış. Hayallerim var demiş. Gitmek istiyorum. Bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum demiş ama ben bu işin olma olasılığının çok yüksek olmadığı kanaatindeyim. Bahsettiğim gibi seviyenin kararlı tutumu nedeniyle. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz. Başka videolarda başka konularla tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.